Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bir zamanların turizm cenneti, hayalet şehri Maraş kademeli olarak açılmıştı. Peki Maraş neden kapatıldı? Daha önce nasıl bir yerdi? Osmanlı İmparatorluğu kaç kuruşa Maraş'ı satın aldı? Osmanlı'ya ait tapular gün yüzüne çıktı. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz bilgi paylaşıldıkça güzeldir, paylaşınız. YouTube kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazınız. Teşekkür ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve bir zamanlar Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak anılan Maraş kademeli olarak açıldı. Kıbrıs'ın 1974 bölünmesinden önce Maraş, Gazi Magosa'nın yıldızı parlamış kıyı beldesi. Adanın en iyi plajlarına sahip bölge. Zenginlerin ve ünlülerin akın ettiği bir yöreydi. Marlin Richard Burton ve Brigitte Bardot 8 kilometre uzunluğundaki bu kıyılarda görülmüştü. Elizabeth Taylor'un favorisinin Kennedy Bulvarı'ndaki Argo Oteli olduğu söyleniyordu. Maraş'ta biri İngiliz kraliyet ailesine ait olmak üzere çoğu yıldızlık 105 otel bulunuyordu. Rum turizmi %58'i bu bölgedeydi. 4.649 ev ve daire, 21 banka, 99 eğlence merkezi ve 2.953 iş yeri, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8.500 kitabın olduğu bir kütüphane vardı. Maraş, 1974 yılının Ağustos ayında 2. Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Türk ordusu kenti müzakereler sonrasında eski sahiplerine iade etmek üzere kapalı tuttu. Türk tarafı Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılması karşılığında Maraş'ı iade etme teklifinde bulundu. Ancak Rumlar bunu kabul etmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kentin Türk yerleşimine açılmayarak Rum sahiplerine iadesi talebiyle 1984 ve 1992'de iki karar üretti. Ancak 1990'lı yıllarda Rumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Maraş'taki mülklerin iadesi talebiyle dava açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yabancı hakimlerin bulunduğu taşınmaz mal komisyonu kurulmasına karar verdi. Rum kesimi Maraş'ın kendilerine ait olduğunu öne sürüyor. Ancak Maraş'ın Osmanlı tapulu olduğu Ankara'dan gelen vakıf senetleriyle bir kez daha ispatlandı. Osmanlı arşivlerine göre Maraş, Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa vakıf arazilerin içinde kalıyor. Üç vakıf senedinde Padişah 1. Mahmut döneminde Kıbrıs valisi olan Seyit Abdullah Paşa'nın 1748'de 30 bin kuruş ödeyerek Maraş'ı satın aldığı görülüyor. O dönem bataklık olan Maraş'ın mülkiyetini gösteren vakıfname günümüzdeki Maraş'ın 5 yıldız otellerinin bulunduğu sahil kısmını kapsıyor. İngiltere 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914'te Osmanlı ile savaşa girmesini gerekçe göstererek Kıbrıs'ı ilhak etti ve Vakıflar İdaresi yönetimine el koydu. Vakıf mülkleri birer birer Rum zenginlerine önce kiralandı, ardından tapu kaydı yapılarak el değiştirdi. İngiltere 1960'ta Türk ve Rum ortaklığında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Türk yönetimine 1,5 milyon sterlin kira ödedi. Hukuken devredilmez olmasına rağmen Rumların üzerine kayıtlı kaldı. Rumlar Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminden kovduğu 1963'ten 1974'e kadar geçen sürede vakıf mülklerini yağmaladı. Anadolu basınının ayakta durabilmesi serbest çalışan gazetecilerin patronu halktır. Serbest çalışan gazeteci olarak hiçbir yere bağı ve yandaşı olmayan Anadolu basınının dijital dünyada da gerçekleri olduğu gibi dile getirebilmesi için dijital dünyada sizlerin manevi desteği gerekli. Anadolu basını olarak yarınlarda da çok daha fazla izleyici kitlelerine ulaşmamız için izlediğiniz videolara beğeni yaparak, izlediğiniz, beğendiğiniz videoları paylaşarak YouTube kanalımıza ücretsiz abone olarak, bildirim zilini açarak, yeni haber videolardan haberdar olarak ve de izleyerek Anadolu basınına manevi desteğinizi vermiş olursunuz, olacaksınız. Teşekkür ederiz.